Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün şöyle kolayca yapabileceğiniz şöyle güzel bir model hazırladım size. Kalıp gibi deyim yerindeyse. Benim çok hoşuma gitti bu. Anlaşılabilir ve yapılabilir bir güzel bir model oldu kızlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bakın modeli bu şekilde hazırladım. Çok hoş ve çok kolay bir model. Şuradaki sayıları aynı şekilde alırsanız, yaptığım gibi bu şekilde bir model yaparsınız kızlar. Dediğim gibi çok kolay ve hoş bir model oldu. Şimdi yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Alttaki bildirim zilini tıklayarak açarsanız yapmış olduğum yeni örneklerden anında haber alabilirsiniz. Şuradan önce şu şekilde şöyle biraz yakınlaştıralım. Bir zincirimi çekip bir tane örümceğimi buraya yapıyorum. Daha sonra başını iki defa doluyorum. Bir iki tane bakalım. Bir, evet. Bir iki tane tığ batısı atlayarak üçüncü tığ batısına tığımı batıyorum. Daha sonra bir iki tane zincir çekip başını iki defa sarıyorum. Bir iki üç defa da çıkarıyorum. Başına bir iki üç defa sarıyorum. Bir iki üç, alta sıkıştırarak, dört yukarıya doğru çekmiyorum yaprağı, alta sıkıştırarak yapıyorum. Bir iki üç, dört tane başına doluyorum. Böyle yapıp sıkıştırıyorum. Bakın şimdi 1 2 3 4 5 tane doladım. Bu şekilde sıkıştırarak yukarıya doğru çektim. Buraya 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Hemen şu yapmış olduğum dolgunun arkasından 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım. Tekrar tabandaki dolguya geçiyorum. Buradan hemen 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğnemi yapıp ve hemen yanından diğer tığ batıya geçiyorum. Buradan bir zincir çekerek böyle bir tane daha bu şekilde örümcek yaptım. Başını iki defa doladım. Bir iki tane atlıyorum. Bunun tepesine boş bırakacağız. Bir iki tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde 2 3 4 5 6 7 8 9 10. sık iğnemi yanındaki tığ batıya batıyorum. Şimdi buradan çiçeğini kuracağımız dibi yapacağız. Zürafa örümceğini yaptım. Başını iki defa sardım. İki tane tekrar atlayarak bu şekilde buradan 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum, dönüyorum. Şuradan hemen dibine bu şekilde batıyorum. Şöyle bir zincir çekerek dönüyorum. Ve buradaki yapmış olduğum zincirin içerisine şu şekilde dibinden batıyorum. Ben bunu arkasını kızlar, şöyle siz orta boy petli falan da yapabilirsiniz. Şöyle kalın tığım var. Bakın. Bunun arkasıyla yapıyorum. Şurada kırılmış bir tığımın arkası var. Bunun boyutu tam oluyor. Bu orta boy pipetle de oluyor.
kalemle falan çok uzun oluyor. Çok uzun olmasını istemiyorum. Buraya bir iki üç dört 5 şeye baktım sayısına kadar 5 6 7 tane bu şekilde ilmeğimi aldıktan sonra tabana tığımı batıp bir zincirimi çekip şuradaki dolgunun üzerine 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğneyle doldurup hemen yanındaki dolgunun içine geçip bir zincir çekiyorum ve bir tane daha örümcek yapıp başını iki defa doluyorum. Bir iki tane atlayıp üçüncüye aynı şuradaki gibi boş bir tane daha bu şekilde arasını yapacağız. Evet, bu şekilde bir tane boş da buraya yaptım. Bakın, şu kenarlarındakiler boş olacak. Bunu çekiyorum. Bakın şurada yaprak var. Şu kenarları boş. Şimdi ipimi tığıma sabitledim. Şuradan hemen boş olan şuradaki aranın üzerine bu şekilde bir kere batıyorum. Hemen şuradaki almış olduğum ilmeğin içine geçiyorum. Buraya bir iki tane zincir çekip başını iki defa doluyorum. Bir kere batıp bir sıkıştırarak yapıyoruz yapraklarını. 2 3 defa da çıkarıyorum. 1 2 3 defa doluyorum. 1 2 3 4 defa da çıkardım. 1 2 3 4 defa sardım başına. 1 2 3 4 5 defa da çıkardım. Şimdi 1 2 3 4 5 defa sarıyorum. 1 2 3 3 4 5 6 defa da çıkardım. Buraya 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen buradaki yapmış olduğum en son dolgunun içine 3 4 5 ilmeğimin içine batıyorum 6. Bu şekilde 6 defa da 6 sıradan yaprak kurduk. Buraya hemen 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Şuradan bir tane boş bırakıyorum. Hemen ikinci ilmeğimin içine geçerek buraya 2 zincir çekiyorum. Aynı şekilde buraya yaprak yapacağım. Bakın şurayı bırakacağım. Buraya yaprak yapacağım. Bir tane atlayarak buraya yaprak yapacağım. Aralarında birer tane bu şekilde boşluk bırakarak toplamda 2-4 tane yaprak yaptım. Sonuncu yaprağımı bitirdikten sonra şöyle bunun üzerine batıyorum. 2 tane zincirimi çekip buradan bunu hemen koparıyorum. Bu şekilde birinci sırası. Şimdi hemen şöyle ikinci sırasına geçelim. Şöyle ipimi tığıma
sabitledim. Buradan yapacak olduğum motif alıyorum. Şu araya bir tane boşluk bırakmıştık. Bakın, şunu düz çeviriyorum. İlmiklerin iç, hem ilmiğin içinden batıyorum bakın, hem de zincirin üzerinden batıyorum. Buraya sabitledikten sonra bir iki tane zincirimi çekip aynı şekilde buraya bir tane yaprağımı yapıyorum. Hem zincirin üstünden hem ilmeğimin içinden battım. Bakın, ilmeğin içinden yapıyorum. Tekrar bu şekilde iğnemi yapıp hemen dibine tekrar batıyorum. Buradan tekrar bir 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Bakın, şu ilmeğimi alıyorum. Şöyle ön yüz olmasına dikkat edin. İlmeğimi aldım. Hem de zincirimin üzerinden batıyorum. Aynı şekilde buraya yaprağımı yapacağım. Aynı şekilde arkadan atlayarak bu araya da bir yaprak daha yapacağım. Evet, bu yaprağımı da yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekerek buradan hemen şöyle bu ilmiklerinizi yaptığınızda bir filketeyle tutturun. Sıralı yaparken ben şimdi bir tane yapıyorum da böyle kaydırmadan yapıyorum. Yoksa bir ucunu yapana kadar buradaki ilmikler kayar. Başını özellikle filketeyle hepsini bir filketeye toplayın. Tutturun. O şekilde dursun. Tekrar buraya battım. Buraya bir yaprak daha yapacağım. Evet kızlar, bakın bu şekilde bitirdim. Tabii bu ütüsüz hali şöyle yukarıya doğru çekip düzgünce ters tarafından ütülenirse bu hali alıyor kızlar. Şöyle kalıp gibi çok güzel oluyor. Oya dediğim gibi hem kolay hem gösterişli yapılabilir. Çabuk anlaşılabilir bir örnek. Örneğimiz bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.